Sevgili hanımlar merhaba. Şimdi size bu süpürge oyasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu süpürge oyası da iki sıra halinde ilerleyen çok kolay bir oya. Dilerseniz başlayalım. Şuradan bir kısmı söküldü. Onu tekrar yapıp baştan göstermek istiyorum size. Süpürgemizi yapmadan önce bir kökten diğer köke geçmeden önce burayı bir sabitliyorum, bir sıkı bir zincir çekerek. Sonra buradan baş alıyorum. Çok fazla büyük bir baş almıyorum. Örümcek çekeceğim. Çok fazla büyük olduğu zaman çirkin duruyor. Özellikle ütülendiğinde kötü bir görüntüsü oluyor. Örümceğimin ucunu tığ battıma sabitliyorum. Tekrar bir sıkı zincir çekiyorum. Yine eşit büyüklükte çok uzun olmayan bir örümcek daha çekiyorum. Bunu da üzerine bir zincir çekerek sabitliyorum. Sonra bir defa baş alıyorum. İki kutucuk boşluk bırakıyorum ve süpürgemin kökünü yapmaya başlıyorum. Bir zincir çekip gene burayı da sabitlemeyi ihmal etmiyorum. Çok fazla uzun çekmeyin burada. Şu şekilde ipi tutuyorum. Alttan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Alttan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 10 tane yapacağım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 10 taneyi yaptıktan sonra ilmeğimi bunun içinden geçireceğim. İçinden geçirirken daha alttan girmeden bunu iyice sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırıyorum. Yoksa bu bol duruyor ve çirkin bir görüntü veriyor. Sonra gene bunu sıkıştırmak için bir zincir çekiyorum. Süpürgemizin kökü gördüğünüz gibi oluştu. Burada gene bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum. Sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Geri döndüğümde de süpürgenin şuradaki örümceği bağlamak için buraya bir zincir çekmiştim. Tam o zincirime batıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Üstüne 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyorum. 10'uncuyu şurada bir boşluğum var. Oraya batırıyorum ve sık iğnemi buraya yapıyorum. Böylece süpürgem hem aşağıdan çekilmiş oluyor hem de sık iğnelerim sabitlenmiş oluyor. Tekrar bir zincir çekiyorum. Gene örümceklerimi yapıyorum. Çok büyük olmayan örümcekler. Aşağıya batıyorum. Tığ battımın üzerine sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Eşit büyüklükte başka bir örümcek yapıyorum. Üstüne bir zincir daha çekiyorum. Şöyle yaptığımız örneği size hemen göstermek istiyorum. Şurada benim daha önceki yaptığımda. Yapılması oldukça kolay. Bir defa baş alıyorum. İki kutucuk boşluk bırakıyorum ve küçük bir baş alıp batma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 10 tane sündürerek ipimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptıktan sonra içinden geçiriyorum. Daha şuradan girmeden mümkün olduğu kadar şurayı küçültüyorum. Küçülttükten sonra içinden geçiyorum. Yoksa o böyle tek başına boş duruyor. Güzel görünmüyor. Tekrar zincirimi çektim, sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve şuraya batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum ve sık iğneme başlıyorum. 9 tane zincirimin üstüne bir tane de arkadaki kısma yapıyorum. 2
3 4 5 6 7 8 9. 10'uncuyu gördüğümüz gibi şu üçgenin köşesinde bir boşluk var. Oraya yapıyorum. Sabitliyorum. Zincir çekerek. Sonra küçük bir örümcek. Örümceğimi sabitliyorum. Örümceğimi tığ battımın üzerine birkaç tane zincir çekeyim ben şimdi üstü sökülmesin diye. Size üst kısmı nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdiye kadar yaptıklarımız şunlar oldu. Benim önceki yaptıklarım renkliler bunlar. Şimdi üstünün renkli kısmını yapımını göstereceğim. O da çok basit. Mavi ile devam edelim. Renk birliği sağlansın. Şimdi örneğim şurada. En baştaki sık iğnemden giriyorum. İpimi içinden geçiriyorum. İpimi buraya bir sabitliyorum önce. İpin zaten fazla kalan kısımlarını yakmamız gerekiyor. Yakmadığımız takdirde oradan sökülüyor çünkü. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen onun yanındaki sık iğnenin üzerine. Hepsine teker teker yapacağız. 1, 2, 3, 4. Onun yanındaki sık iğnenin üzerine istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Yazmanızın rengine göre. 4 zincir çektim. Hemen yandaki sıradaki sık iğnenin üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sık iğnemin yanındaki sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemin üzerine batıyorum. Bu şekilde çiçeklerimi tamamlıyor. Hemen üstündeki 10 tane sık iğnem bitene kadar 4 zincir, 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir, sıradaki sık iğnemden 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Burada 1, 2 tane zincir çekiyorum makasla. İpimi yakın bir yerden kesiyorum. Yakacağım burasını. Onu da göstermek istiyorum size. Çok fazla yaklaştırmayın. Az bir şey yaklaştırmanız yeterli. Aynı şekilde arkada da kalan bir ipim var. Onu da dipten kesiyorum. Onu da oyamı bükerek yakıyorum. Boyamız bu şekilde hanımlar. Şöyle düzelterek göstermek istiyorum. Oldukça kolay bir oya. Çok da gösterişli bence. Yapanların rahatlıkla ve severek kullanacağını düşünüyorum. Lütfen oyamızı ve anlatımımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ayrıca abone olarak da yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.